Herkese yeni bir haftadan sevgiler. Medeniyetlerin Eşiği programıyla karşınızdayız. Bu hafta Kayseri'de bulunan Kültepe Kanişka Rum kazıları ve çıkarılan eserleri hakkında konuşmak üzere Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünden Sayın Doçent Doktor Celil Aslan bizlerle olacak. Bunların öncesinde sizler için hazırladığımız kısa bir VTR ile Medeniyetlerin Eşiği başlıyor. İlk yerleşmeleri Kalkolitik çağa kadar inen yazılı metinlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir yazılı metin. Her şeyin kayda tutulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yazılı metinlerin bu kadar fazla olmasının sebebi... Kanişka Rum eski bir tarihini önde getirmek için. Evet, Sayın Celil Arslan şu an bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Önce biz bir Kültepe'den bahsedelim. Kültepe... kazılarıyla ilgili birkaç şey söyleyerek başlarsak daha izleyicilerimiz açısından yararlı olur diye düşünüyorum. Tabii Kültepe Kanişka Rum alanı, Kayseri'de bulunan ve ilk yerleşmeleri Kalkolitik çağa kadar inen, yani milattan önce 5000'lere kadar inen bir yerleşim yeri. Yerli beylik merkezi olarak beylerin yaşadığı, etrafının surla çevrili olduğu bir höyük alanı var. Bunun alt kısmında, eteklerinde de Asur'dan gelen tüccarların oluşturduğu, kurdukları mahalleler var. Tabii burası keşfedilmeden önce belirlenen duruma göre, benim de anlayabildiğim kadarıyla yaklaşık 1/3'lük bölümü tarım azarisi olarak falan kullanıldığı için büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Sağ olun. 6000 yıllık geçmişe dayalı Kanişka Rum hakkında Kayseri halkında neler bildiklerini sorduk. İsterseniz hep beraber bir röportajımızı izleyelim. Daha sonrasında devam edelim. Peki. Kanişka Rum nedir? Kanişka Rum bilmiyorum. Bilmiyorum. İlk defa duydum. Vallahi hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Hiç. Sizce ne olabilir? Kaniş köpek cinsi ismi gibi geliyor. Bilmiyorum. Kaniş şu kamış bir şey saran mı acaba? Kanişka Rum Kayseri'nin tarihini önde getirmek isteyen, tanıtmak isteyen bir yerdir. Kayseri'nin 21 kilometre kuzey doğu kısmında yer alan 6000 yıllık tarihi bir bölgenin adı. Önceden Hititlerin bıraktığı bir tarihi yapı. Bir ticaret merkezi olarak biliyorum. Kanişka Rum eski bir yerleşim yeri olarak biliyorum ben, Kayseri sınırları içerisinde. Kayseri halkının yanı başında bulunan bu kadar önemli bir kültür merkezini tanımamasını neye bağlıyorsunuz? Röportajda da izlediğimiz gibi gördüğünüz kadarıyla çok fazla bilinmiyor. Tanınırlığının artırılması için neler yapılabilir? Neden tanınmıyor? Aslında bu söylediğiniz ülkemizin genel bir problemi. Yani sadece Kültepe ile ilgili değil. Evet. İnsanlarımızın kendi bulundukları, yaşadıkları şehirlerde en azından, bunun da ötesinde kendi ülkelerinde sahip oldukları kültür mirasına yönelik sanırım bir günlük hayatlarında buna yer vermemeleri gibi bir durum söz konusu. Yani bununla ilgili bazı tanıtım çalışmaları yapılıyor izleyebildiğim, takip edebildiğim kadarıyla. Ama bunların sanırım çok yeterli olmadığını söylemek mümkün. Bunun dışında tabii müze okul işbirliği bizim ülkemizde çok yaygınlaşmadığı için öğrenim süreçleri boyunca öğrencilerimizin gerek müzeler gerekse bu arkeolojik alanlarla ilgili, geçmiş kültürlerle ilgili çok meraklarının uyandırılmadığını da söyleyebiliriz. Bunlar aslında başlı başına üzerinde durulması gereken ilgili yetkili birimlerin, makamların bu soruya cevap araması gerektiğini düşünüyorum. Bizler de bunun içerisinde dahil olmak üzere. Peki hocam, teşekkür ediyorum. Peki Kültepe'nin keşfediliş hikayesinden biraz bahseder misiniz? Kazılar kaç yıldır devam ediyor? Keşfediliş hikayesi nasıl yaşandı? Evet, tabii burada... biz Anadolu'daki
arkeolojik çalışmalarla ilgili yabancıların bu konulara, mitolojiye, arkeolojiye ilgilerinden hareketle bizim ülkemize yönelik verilerden yola çıkarak çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ortaya çıkartılan bazı tablet örnekleri de söz konusudur. Bu anlamda ilk kez dil bilimci Grotefend çivi yazısını çözdükten sonra bu eski tablet alanında da hareketlenmeler olmuştur. Çünkü çivi yazılar tabletler üzerinde yer alıyor. Bu anlamda 1925'te Çek bilim adamı Horozny Gültepe'ye geliyor. Evet. Ve bu Kapadokya tabletlerini bulmak yolunda gayret sarf ediyor. Sonra Gültepe'de kazılara başlıyor. Aslında onun amacı tablet bulmak. Evet. Ama daha sonraki süreçte baktığımız zaman 1948 yılında merhum Profesör Doktor Tahsin Özgüç Gültepe kazılarına başlıyor. Uzun süre devam ediyor. Daha sonra vefatından sonra Emre Kutlu, daha sonra da o kuşaktan Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Fikri Kulakoğlu Bey günümüzde bu kazılara devam ediyor. Aslında Gültepe'nin kazı öyküsü kısaca bu. Teşekkür ederim. Peki Asurlu tüccarlar tarafından yerleşilmiş bir alan Karun, bildiğiniz gibi. Asurlu tüccarların burayı tercih etmesinin nedeni neydi? Kaniş güçlü bir beyliğin merkezi. Höyük kısmında, Höyük'te bu beylik yaşıyor. Tabii Asurlularla birlikte Asurlular ticarete yöneliyorlar. Kervanlarla Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'da mevcut olan bu beylerle anlaşmalar yapıyorlar, vergilerini veriyorlar. Ve bazı anlaşmalar neticesinde de yerli beyliğin yaşadığı höyüğün etrafında kendi iskan alanlarını oluşturuyorlar. Burada kalmalarına izin veriliyor. Evlerini, atölyelerini yapıyorlar. Bazıları uzun süre burada kalıyor. Sürekli Mezopotamya ile gidiş gelişleri oluyor. Çünkü oradan üretilmiş malzemeleri, lüks malzemeler gibi kullanım malzemelerini Anadolu'ya getiriyorlar. Anadolu'dan ham madde götürüyorlar. Tabii bu şekilde oluşturdukları ticaret merkezlerine biz Karun diyoruz. Evet. Yazılı kaynaklarda geçen Anadolu'da 9 tane Karun merkezi var. Bunlar içerisinde en önemlisi Kaniş. Gültepe. Evet. Bunun yanında Hattuşaş, Alişar gibi yerler de var. Birkaçının varlığını biliyoruz, yerini biliyoruz. Hı hı. Ama henüz varlığını bilmediğimiz kayıtlarda geçen Karun merkezleri de var. Tabii bu yolculuk esnasında gene ticari amaçlı olarak kurmuş oldukları küçük ticaret merkezleri var. Bunlara da Vabartum diyoruz. Küçük konaklama yerleri bunlar. Hı hı. Bunlardan da 9 tane olduğu Anadolu'da biliniyor. Yani geliş amaçları ticaret. Ticaret için geliyorlar, vergi veriyorlar. Evet. Üretilmiş malzemelerini getirip burada depoluyorlar. Ticaret bağlantıları yapıyorlar. Aynı zamanda sipariş alıyorlar. Bunları biz tabletlerden takip edebiliyoruz. Ve atölyelerinde de üretim yapıyorlar veya tamirat işlerini yapıyorlar. Kaldı ki yerleşim alanlarında konutların yanında bir mahalle dokusu, sokak dokusu, ölülerini evin içerisine gömme geleneği. Bunları Karun alanındaki kazı sonuçlarından gözlüyoruz. Ticaretin güvenle gerçekleştirilebilmesi için belirli kurumlardan söz edilebilir mi o dönemde? Tabii burada yerel beylikler bu gelen tüccarların can ve mal güvenliğini üstleniyorlardı. Hı hı. Böyle bir anlaşmalarda bunlar da vardı. Çünkü ticaret huzur ve güven ortamının olduğu yerlerde olur. Eğer tüccar kendini güvende hissetmiyorsa, can ve mal emniyeti yoksa
öyle bir ortama girmez. Bu tarihin her döneminde böyledir. Günümüz içinde bu geçerlidir. Evet. Çıkarılan yazılım metinlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir yazılım metin. Her şeyin kayda tutulduğu bir dönemden bahsediyoruz. Yazılım metinlerin bu kadar fazla olmasının sebebi ticaretle ilişkilendirilebilir mi? Tabii bu yazılım metinler tabletler üzerinde yer alıyor. Evet. Tabletlerin içeriğine bakıldığında tabii sadece ticaretle ilgili olan konular yok. Alacak, verecek, sipariş, bunlar tabii ki var. Bunlar dışında buradaki Kanişkarum'da oturan, yaşayan insanların Mezopotamya'da kalan yakınlarıyla mektuplaşmaları da söz konusu. Siparişleri söz konusu. Hukuki mevzular söz konusu. Sonra insanlar öldükten sonra mal varlıklarını nasıl, ne olacak, bunun da kime intikal edeceğiyle ilgili. Baktığınız zaman evlenme, boşanma. Çünkü evet, gelen insanlar burada evleniyorlar. Böyle bir akrabalık durumu da olabiliyor. Yani sosyal hayata ilişkin birçok konu bu yazılı metinlerde yer alıyor. Burada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi şu. Asurlu tüccarlar yazıyı biliyor ve kullanıyorlar. Ancak Anadolu'daki insanlar o dönem için yazıyı bilmiyorlar ve kullanmıyorlar. Asurlular aracılığıyla bu çivi yazısını öğreniyorlar. Kazıdan çıkarılan eserlere bakıldığında seramik işçiliğinin ve seramiklere hayvan figürü verildiğini görüyoruz. Bunun sebebi ne olabilir? Hayvanlar kutsal mıydı o dönem? Tabii toplumların sembol kabul ettikleri ya da din ile bağlantılı gördükleri hayvan figürleri var. Sadece günlük hayatta değil, demek ki merasimlerde, dini törenlerde bunlara libasyon kapları diyoruz. Bunlar kullanılıyor. Yani sadece fonksiyonel. Tabii bir günler. Dönem modası olarak da bunlar görülebilir. Hayvan biçimli seramik eserler, üzeri boyalı veya motiflerle işlemeli olarak bunların yoğun şekilde rol aldığını, yer aldığını söyleyebiliriz. Peki Kültepe'de başka dönemlere ait yaşam izlerinden bahsetmek mevcut mu? Yani söz konusu olabilir mi? Şimdi esas itibariyle tabii burada az önce söylediğimiz gibi Asurlu tüccarlar geldiği zaman burada Hattiler yaşıyordu. Tabii ticaretle birlikte aslında biz iki şeyden bahsettik değil mi? Tüccarlar geldiğinde bir yazının gelmiş olduğunu, bir de çömlekçi çarkının gelmiş olduğunu söyledik. Ama sosyal hayatta bir değişiklik olduğunu görüyoruz. Yani burada yerel beyliğin artık anıtsal mimariye geçtiğini görüyoruz. Bunlar arasında tapınaklar ve sarayların olduğunu görüyoruz. Bu refah seviyesiyle de ilgili bir şeydir. Ekonomik durumlarından dolayı böyle bir gelişim gözleniyor. Aynı zamanda Asur etkisi olduğunu da söylememiz lazım. Dolayısıyla demek ki ekonomik rahatlama diğer alanlara da sirayet ediyor. Kültürün canlanması, sosyal hayatın canlanması ekonomiyle biraz bağlantılı görülüyor. Burada söylediğimiz gibi Kültepe Kanişkarum Hatti beyliklerinden birisinin merkezi. Hatti uygarlığı, Anadolu için o dönemde çevre kültürler Hatti ülkesi diyorlar. Yani din, mitoloji bağlamında, sanat bağlamında özgün bir kültür ortaya koyan bir topluluk aslında Hattiler. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Yoğunluğumuz arasında bizlere vakit ayırma nezaketinde bulundunuz. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Ben de bu nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte, aynı yerde farklı medeniyetlerle buluşmak üzere.